Değerli dostlar, biliyorsunuz kumpas davalarında hedef olarak seçilen kişiler emsalleri arasında mutlaka bir farklılığı olan gerek komuta yapısı, gerek liderlik, gerek silahlı kuvvetlerin diğer faaliyetlerine katkısı anlamında büyük değerler yediler. Bugün size biraz sonra mikrofonu sadece Türk tıbbına değil, dünya tıbbına da büyük katkısı olmak üzere araştırmalar yapan, fakat bu kumpas neticesinde suçlanan, İzmir casusluk davasında beraat eden değerli Profesör Tayfun Uzbay hocamızı davet ediyor ve mikrofonu kendisine veriyor. Bravo. Değerli komutanlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar. Sizlerle bir aradayım. Geçen hafta gelmek istiyordum. Çok yoğun bir program yüzünden gelemedim. Hep aklımda kaldı. Bugün öndeki pankartı görüyorum. Murat Eren Özgürlük diye tek arkadaşım. Bütün bu kumpas davalarından halen içeride olan son derecede değerli bir sorular. Gerçekten hepimizi yaralıyor. Eğer samimiyse Türkiye'deki yargı, Türkiye'deki hukuk sistemi, Murat Eren'in bir dakika bile içeride artık kalmaması gerekiyor. Onun da tahliye edilerek özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Çünkü son derece mağdur olan bir arkadaşımız. Hayırlı Güner Paşa'm benim komutanlığımı da yaptı. GATA'da onun komutanlığı sürecinde çalıştık birlikte. Kendisini yakinen tanıyor. O da beni tanıyor. Ben laboratuvarından birine, elinden laboratuvarına giden biriyim. Bu ülkeye bilim yoluyla hizmet etmeye çalışıyorum. Bazen çok yoruluyorum, çok zorlanıyorum. Çünkü Türkiye'de bilim yapmak, sanat yapmak öyle kolay işler değil. Bilimin bir değeri yok ki. Bilim toplumu bir türlü olamıyoruz. Bilim toplumu olabilsek, bilim toplumu olduğumuz anda zaten bunlar başımıza gelmeyecek. Düzgün bir bilimimiz olsa zaten hukukumuz da gelişmiş olacak. Bilim olmayınca, düzgün hukuk da olmayınca aslında açık alanda, açık arazide atışa müsait konumda ilerliyorsunuz. Herhalde ilerlerken bir icat çıkar. Biz de çocukları büyütürken icat çıkarma diye büyütüyorlar. İcat çıkardığımı da şuradan anladım. Patent aldım. Patent için başvuruda bulunduk ve bize incelemeli patent verdiler. Düşünebiliyor musunuz? Elin alemin ordusu, elin alemin subayı, kitle imha silahları, başka insanları nasıl öldüreceğini filan hesaplarken Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri dünya çapında problem yaratan bir hastalığı nasıl tedavi ederim diye düşünüyor ve onun patentini aldı. Ve bu patent Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aldı. Acaba rüya mı görüyorum diye düşünüyorum. Yani ben mi yanılıyorum diye. Patente bakıyorum, doğru. Türkiye Cumhuriyeti patent kurulunun, patent erzurumunun resmi patenti var. Üstelik bunu yabancı bir yere yollamışız. Avusturya patent ofisi hakemlik yapmış. Ve onun hakemliğinde kabul edilmiş. Bununla ilgili verileri yayınlamış, bilimsel yayınlar yapmış. Yapmış olduğum bilimsel yayınlara bu palavradır, bu yanlıştır, bu eksiktir diye herhangi bir bilimsel itiraz gelmemiş bilimsel yollardan. İtiraz geldi. Nereden geldi biliyor musunuz? İsmi cismi saklı, kendini ifade etmeyen ama bilim diliyle konuşan, çeşitli internet sitelerinde yayın yapan bir takım gizli saklı adamlar veya hanımlar, her neyse kişiler tarafından karalandı bulmuş. Ve karalandığı sırada şikayetçi oldum her Türk vatandaşında. Dedim ki, bana iftira atıyorlar. Dediler ki, hiç aldığım şey yok. Önemli değil.
bunlar yurt dışından yapılan müdahaleler. Siz işinize bakın. Tamam, işinize bakmaya çalıştık. Ve yolumuza devam etmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Belli bir noktada bir gece yatağa yatarken şizofreni konusunda önemli bir buluş yapmış, makaleler yayınlamış. GATA'nın birincisi olarak. Bak niye GATA'nın birincisiyim diyorum. Şimdi tevazuyu da bir tarafa bırakayım. MY5210B diye bir yönerge yaptı gene aklıma. Geçerli bir yönerge. İsteyen gitsin baksın internette. Bu MY5210B yönergesi ne yapar? Bütün yaptığınız bilimsel faaliyetlere puan verir. Bir yere konferansa gittiniz, bir puan alırsınız. Bir bilimsel makale yayınladınız, bir puan alırsınız. Önemli bir araştırma projeniz kabul edilir, bir puan alırsınız. Buradan aldığım puanlarla en son baktığımda büyük bir farkla GATA'da da birinci sırada. O gece yatağa yatarken o zaman Genelkurmay Başkanı Sait Güzel Başbuğ'un bana verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri yeni buluşlar Şerif Rozet Berat'ın vardı. Ve gene dönemin GATA komutanının verdiği karargah üstün hizmet ödülüm vardı. Demek ki hani yaptığımız şey o kadar boş değilmiş. Yurt dışından bakarsak önemli uluslararası dergilerde yayınlarım var. Önemli kongrelerde konuşmacıydım, konuşmuştum ve 4 gün sonra Finlandiya'da Oulu Üniversitesi'nde ilk defa kendi buluşumla ilgili klinikte hastalarda elde ettiğim beni doğrulayan verileri açıklamak üzere davet edilmiştim. Orada konuşma yapacaktım. Gece bir bilim insanı olarak yaptım. Sabah çok kaba tabi, kusura bakmayın, bir bilim pezevengi olarak uyandım. Neden böyle diyorum biliyor musun? Bravo. Açıkça söylüyorum. Ben bundan suçlandım. Biri travesti, 3 tane hanımefendi var. 3'ü belli, biri belli değil. Ben bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çeşitli subaylara, önemli kişilere gönderiyorum, pazarlıyorum. Onlar onlardan aldıkları bilgileri bana getiriyorlar. Ben o bilgileri kaydediyorum. Neden kaydediyorum biliyor musunuz? Terfi etmek için. İhtiyacım var. GATA'nın birincisi olmam yetmiyor. Yeni buluşlar Şerif Rozet Berat'ı yetmiyor. Karargah üstün hizmet ödülü yetmiyor. Aldığım 23 tane takdirname yetmiyor. Bugüne kadar tek bir savunma yazmamış olmam yetmiyor. Hiçbiri yetmiyor. Ben bir de böyle bir örgüte kaydoluyorum. Bu örgütün içinde bir tanesinin de ismi Ferit Yuvarlak, onu da söyleyeyim. Bu şahıs hiç bulunamadı. Bulunamadığı için de dava sırasında da hakim o uzun gerekçeli kararı okurken böyle bir kişi bulunamadığı için bunu da buna işte bağlayamıyoruz falan diye sağ olsun bir cümle de kurdu. İçime süser. Ama öyle, böyle bir iddiayla alındık, evimden götürüldük ve şapı gibi tutuklandım. İçeri girdim. İçeride başka bir şey gördüm. Beni ziyarete 1,5-2 ay sonra bir milletvekili geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ne yapıyorsun, ne yiyorsun hocam, ne yiyorsun, ne içiyorsun derken beni bırak. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin çok önemli adamları var. Burada F-16 pilotları var, madalyalı F-16 pilotları, seçilmiş F-16 pilotları var. Burada önemli bordo bereliler var. Burada terörle mücadelede çok önemli kişiler var. Ya dedim bir şeyler oluyor. Benim ikisi çok da önemli değil. Şizofreni yarın öbür gün gene işte birileri bulur, ilacını yapar, bilmem ne olur. Ama acil birinci sırada bir şeyler oluyor. Sokaktaki adamın güvenliğiyle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla ilgili ciddi bir problem var. Bunu yansıtın lütfen. Ve hakikaten ben çok değerli insanlarla bir arada kaldım. Müthiş bir okul oldu benim için. Bülent Albay'ımın denizaltını ta Gölcük'ten Malezya'ya nasıl götürdüğünü, hangi koşullar altında götürdüğünü öğrendim. Milli gemi projesini öğrendim. F-16 pilotlarının nasıl savaşa hazırlandığını öğrendim. Ailelerinin bile ilk olarak çok pilot olmadığını öğrendim.
Bu memleket için şu sokaktan etraftan geçen, bizi öyle boş bakışlarla izleyen Necip milletin için canını zaten baştan feda ederek yola çıkmış olduğunu öğren. Ve bütün bunların yanında ben kendimi, kendi yaptıklarımı çok değersiz ve yetersiz hissediyorum. Sonuç itibariyle ben laboratuvarda çalışan, bir şeyler yapmaya gayret eden biriydim ama birileri kelle koltuk da benim de laboratuvarda çalışmam için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli. Lafı çok uzat. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok değerli. Ergenekon'da da oldu, Balyoz'da da oldu, İstanbul Cazı'da bizde de. Bizim bir özelliğimiz var. Biz çok üzüldük o betona gömüldüğümüz zaman. Diğerleri darbe davası falan. Bizim kuruşu da eklenecek. Ailelerimizin kafasına bir bit yeniği soktular. Düşünün, aramızda hanımlar da var. Ben onları çok iyi anlıyorum. Kendi işimi de çok iyi anladım. Ya devletin polisi geldi kapımıza. Devletin savcısı sizi sorguladı. Devletin hakimi sizi tutukladı. Üstelik benim gittiğim kafilenin azalarak gittik. Bir kısmı işte savcılıkta gözaltından bırakıldı. Bir kısmı mahkemede bırakıldı. Ama Tayfun Hoca tutuklandı. Demek ki Tayfun Hoca'da çok daha ciddi, önemli bir şeyler var. Mekanizma gayet güzel çalışıyor. Hukuk sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Savunmamı yaparken dedi ki, ben böyle bir adam değilim. Benim bir tek örgütüm var, bir tane örgütüm var. O örgütüm de buradaki çalışma arkadaşları. Ben bilim örgütünden yanayım. Bu ülkenin bilim yoluyla yükselmesinden yanayım. Bakın ben, iki gün kalmıştı o sırada, gözaltından mahkemeye gelene kadar. İki gün sonra Finlandiya'da uçak bileti, otel rezervasyonu, kongrenin davet yazısı. Ne dediler biliyor musunuz? O herif kaçmak için bütün hazırlıklarını yapmış, şiddetli kaçma şüphesi de koyar. Şimdi dışarıda olanlar, gelsenize arkadaşlar, ben buradayım. Ben buradayım işte. Bıraktılar beni, bıraktıktan sonra bir sürü seyahat yaptım. Hepsinden de geri döndüm bu kere. Neyin kaçma şüphesiydi? Veya ne engellemeye çalışılıyor? Sonuç olarak Berat ettik ama İzmir casusluk davasında yargılananların özel bir travması var. Balyoz'dakiler, Ergenekon'dakiler aslında kahraman da olabiliyorlar. İçimizde konuşurken neden kuruşla anılıyoruz? Keşke biz de böyle bir şeyle anılsaydık diyordu arkadaşlarımız. Bize çok koyuyordu. Ama bir taraftan da diyorlardı ki bize ziyaret edenler. Hatta hiç unutmuyorum, Balyoz'dan bir arkadaşımız, ya babası ya annesi rahmetli oldu, İzmir'de cenazesine geldi. O gecelik, o zamanlar öyleydi, annesinin evinde bile kalmasına müsaade etmediler, bizim yanımıza getirdiler. Bizde kaldı, bir gece misafir ettik. Konuştuk, söyleştik, bizim davayı anlattık, sizinki çerezdi. Büyük çoğunluğunuz, İşte fuhuşla, 3-6 yılda para cezalarıyla falan yargılanıyorsunuz. Tabii yönetimi kesin var, onlar için benim sıkıntılı ama büyük çoğunluğunuz ufak cezalarla buradan kurtulursunuz. Bizimki çok kötü. Üçü büyüğü yok, çok yaralandı, çok. Ve bizde bir araştırma yapılsın. Memleketin psikiyatristleri var, memleketin sosyal uzmanları var. Bir baksınlar, askeri casusluk davasında kaç boşanma gerçekleşti? Kaç eş kanser oldu, kaç eş ciddi, ağır depresyon nedeniyle ilaç kullanıyor, kaç çocuk problemli duruma geldi, sıkıntılı oldu, dönem kaybetti, burada çok ağır planlar var. Ve biz merak ettik. Merak ettikten sonra İzmir'de de konuştum. Burada daha iyisini söylüyorum. Bize dediler ki, yani diğer arkadaşlar da demişler ama ben duydum, kulaklarımla duydum. Tutuklanmış, yani gözaltına alınmışım. Canım sıkılıyor ciddi şekilde. Çünkü istihbarat subayımız elinde telsiz, kilitin peşinde koşuyor. Orada gelenleri, gidenleri ve bana böyle bir vatan haini gözüyle bakılıyor o sırada. Onu hissetmek çok kötü bir şeydi. Ama
ben suçsuzum, ben masumum gibi bir şeyler söylerken biri dedi ki, ya dedi, ne korkuyorsun, bir şey yapmadıysan adaletin önüne gidiyorsun, Yüce Türk milletinin önüne gidiyorsun, orada yargılanacaksın, bir şeyin yoksa seni bırakırlar. Neyin şeyi bu, neyin telaş? Ben lojmanlardan göz altında, etrafında bir polis ordusu, çıkıyoruz. Lojmanlar salkım saçak, karşıdaki daireler salkım saçak. Beni alkışlamadılar. Başka davalarda giderken mahalleleri sahip. Ama ben dıştan gidiyordum. Bu koşullar altında gittik. Türk milletinin karşısına çıktık. Ve Türk milletinin karşısında beraat ettik. Şimdi şu demek hakkımız. 357 idik, biri vefat etti, Allah rahmet eylesin. 356 kaldı. 356 kişi adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden talebimdir. Lütfen araştırın. Bizi kim yolladı? Bu kumpası kim kurdu? Emine Hanım, o araştırın. Araştırmak zor değil. Biz alınırken de terörle mücadele vardı. Biz alınırken de etrafımız ateş çemberiydi. Biz alınırken de güvenlik zafiyeti vardı. Bizi verebildiyseniz bize bunu yapanları da vereceksiniz. Eğer veremiyorsanız tarih önünde ilelebet şüpheli olarak kalacaksınız. Ne beraat edeceksiniz, ne haklanacaksınız. Türk milleti sizi uygun yere yerleştirecek. 3000 yıllık Türk devletinin tarihi bununla doludur. İnanmayan bana gitsin tarihi açsın, tarihten okusun. Efendim biz beraat ettikten sonra bir şey daha oldu. Çok sevindik, sevincimiz bir iki tür sürdü. Bazı gazeteciler şöyle bir şeyler yazdılar. Dediler ki, bunlar normal mahkemede beraat etmedi. Yönlendirilmiş mahkemelerde, ayarlanmış mahkemelerde beraat etti. Sevsinler seni. Ben öyle diyorum. Başka da aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani biz özel yetkilide tutuklanırken bu hanımefendilerin, beyefendilerin akılları neredeydi acaba? Sonra biz bölge mahkemesinde arkadaşlarımız süründüler. DNA tespiti istiyorsunuz, red. Efendim bir bilirkişi heyeti olsa, şu dijital belgelere bir baksa, red. Her şeye red. Zaten o dava o şekilde sonuçlansaydı, Yargıtay'dan da onaylansaydı, biz Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlalleri nedeniyle zaten geri dönecektik. Öyle olmadı mı öteki davaların hepsi? Burada hak ihlal yok şekilde, mu var? Planlı. Sonra ne oldu? Beşinci ağır cezaya gittik. Beşinci ağır ceza tamam mı? DNA tespiti yapılsın. DNA tespiti yapılınca ne çıktı arkadaşlar? Sevgili dostlar. Evinde asıl delil bulunan adamın DNA'sı yok. Ama bunu tespit eden polislerin DNA'sı var. Ha bu önemli ne? Önemsiz. Hayır çok önemli. Niye Erdoğan takmadan usulüne uygun yapmıyorsunuz bu işleri? Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Neyi kamufle ediyorsunuz siz? Neden eldivenle değilsiniz? O zaman eldiven takın. Kimsenin DNA'sı çıkmasın, adamın da çıkmasın. Bu önemli bir delildir. Bilirkişiye yolladık. Peki bilirkişiler İstanbul casusluğa bir bilirkişi heyeti tayin edildi. Doğru mu? Gayet güzel bir rapor yazdı. Biz de mutlu olduk. Ah dedik tamam. Bilirkişi heyetini de bulduk. Bizimki de çok benziyor. Hatta bizim davada İstanbul'dan alıntılar var. Ama mahkeme gırt gırt yardı. Hani bu taraflı denilen mahkeme. Gazetecilerin yazdığı taraflı denilen mahkeme. Şunu yapmadı. Ya nasıl olsa orada kurulmuş bir şey var. Israr ediyorum orada yapılacak. Hayır onlar bir mazeret beyan ettiler. Yok dedi. Ben İzmir'de yeniden kuracağım. Bu dava İzmir'de. Bir sürü bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi, dijital alanla ilgili birçok kişi oturmuş, sayfalarca rapor yazmış, bunu bilimsel verilere dayandırmış ve bu raporun sonucuna göre bütün bu belgeler hepsi sahte. Buyurun. Demiştim ki, bir gazetede de böyle kocaman
manşet oldu. 2 ay 4 günde içeri girdi. Arkadaşlarla beraber gazeteyi alıp baktık, bakın dedi, pardon diyecek. Girin gazeteden, Tayfun Uzbay pardon diyecekler diye gelir gazete karşımıza. Pardon dediler. Evet, bu deliller, sahte deliller. Biz böyle bir mahkemeden beraat ettik. Bunu yazan sevgili gazetecilere çağrımdır. Lütfen dışarı kaçan arkadaşlarını çağırsınlar da onların da bir yargılanmasını temin etsinler. Onlar niye kaçıyorlar? Bir şey yapmadılarsa neden kaçıyorlar? Biz kaçmadık. Şurada İlkay'ı görüyorum. Ben girdim. Benden bir süre sonra geldim. Ya dedim, nereden, siz nasıl geldiniz filan? Ha ben yurt dışında görevdeydim dedi. Böyle böyle dediler. Hatta bazıları da demiş ki aman gitme, gideni tutukluyorlar filan. Yok yok demiş, ben öyle şüphede bırakmam, geldim. Şeker tutuklandı beraber. Güzel güzel oturduk. Biz güvendik. Biz cesaretle güvendik. Ülkemizin yargısına güvendik. Herkes güvensin mi? Ve bu işi kimse sulandırmayı aklının ucundan bile geçirmez. Zayıf görünebiliriz. Etrafımızda çok kalabalık olmayabilir ama biz 3000 yıllık Türk tarihinin içinden geliyoruz. Herkes aklını başına. Bravo! 3000 yıllık Türk devletiyle oynamasın. Kimse aklından geçirmez. Kayıplar olur. Travmalar olur. Hapiste yatır. Çıkılır. Hepsi olur. Ama bu millet gene yolunu bulacaktır. Su atıp yolundan gidecektir. Son olarak gazetecilere bir mesajım var. Bazı gazetecilerde bazı gazeteciler için ve bazıları için yargı eşitliğinden, demokrasiden, insan haklarından söz ediyorlar. Bu Murat Eren için ne hikmetse bir insan hakkı bir türlü olamaz. İnsan hakları, hepimiz insanız. Biz başka bir yerden gelmiyoruz. Buradakilerin hepsi insan. Ben de insanım. O gazeteciler de insan. İnsan hakları kisvesi altında farklı işler yapmasınlar. Adam gibi gazetecilik yapsınlar. Adam gibi hukuk adamlığı yapsınlar. Mahkemede söz istedi. Son sözünü kullanamamıştım, içimde kalmıştım. Gene bir program çıktı, gitti. Ben Türkiye'nin her tarafına gidiyorum. Şanlıurfa'dan çağırıyorlar, gidiyorum. Bak Maraş'tan çağırıyorlar, gidiyorum. Bilgileri paylaştım. Bunun için para pul peşinde değilim. Şöyle peşinde değilim. Ha bir de gidiyorum. Ya nasıl bir adamım görün. Ben öyle onların dediği gibi bir adam değilim. Bak ben bu kadar bilgiliyim, bu kadar bilgiyi bu işleri yaparken yapamam filan demek istiyorum ben şuurla. Bu gazetecilerin kesinlikle gazetecilik yapması, adam gibi adam olması lazım. Mahkemede son sözü söyledim hakimine. Avukatım söylemişti, sağ olsun hakim içinde kalmasın, söyle dedi. Bakın, bir ülkenin kalkınabilmesi için bilim ve hukuk ülkesi olması lazım. Bir üçgenindeki çıkan kolu gibidir. Tabanını etik keser, etik olması lazım. Bir hukukçunun bu tarafta beni tutuklayıp, bu tarafta bırakma makamına, itiraz makamına geçmesi etik değildir. Sayın gazeteci, bu hakim arkadaşın kararlarını savunuyor. Soruyorum sana sayın gazeteci, beni tutuklayan adamın bir iki ay sonra itiraz tarafına geçip benim itirazlarımı reddetmesine hangi hukuk kuralı çerçevesinde bakıyorsun? Hangi hukuk? Avrupa Birliği hukuku mu? Amerika hukuku mu? Olabilir mi burada öyle bir şey? Bu oldu. Bu arkadaş buradan kalktı, buraya geçti, buradan tutukladı, buradan itirazı verdi. Bu bile o yargılamayı sakat yapmaya yeter daha fazla. Eğer biz rüzgarda savrulmak istemiyorsak, küresel aktörlerin içinde başı dönen değil, onlarla birlikte dans eden, onlarla birlikte dünyaya yön veren bir büyük ülke olmak istiyorsak, bilimimizi ve hukukumuzu geliştirmek ve bunu etik seviyesini tamamlamak zorundayız. Hepinize saygılar sunuyorum.